Değerli hemşerilerim, bu gördüğünüz süt işletme çiftliği bizim. 1,5 yıldır süt aynı para. 2300 TL. 2 TL 300 yani. Eskilerde hemen 2 TL, 2 TL 300 bulmuş. Ya kardeşim, yemin tarlası 60 milyon liraydı. Yem bugün 125 bin lira. Bize yazık bir şey değil mi? Biz nasıl çıkacağız? Sayın Devlet Bahçeli, çırpınır Karadeniz'de, Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sayın Cumhurbaşkanım, domra müziğiyle bu inekler doymuyor, kurban oldum. 30 milyon kişi bu hayvancılıktan ve çiftçilikten geçiniyor. 2,5 milyon lira çiftçi nohutunu sattı. Nohut bir ay sonra 6,5 milyon oldu. Çiftçi 1 milyon 100 liraya arpasını sattı 1100 TL'ye. Arpa bugün 2000 TL. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? Yazık günah değil mi bize? Yani şu gördüğümüz tesis, Sayın Tarım Bakanı bu işten anlamıyor. Ayıp değil ya kardeşim, bırakmak da bir erdemliktir ya. Yazık günah bize ya. Kardeşim bilmiyorsan, sen simenteri bilmiyorsun, montumonu bilmiyorsun, hoştayını bilmiyorsun, celseyi bilmiyorsun, erkeğe dişiyi bilmiyorsunuz. Çağır kardeşim, her ilden bir vatandaş, sana bilgi versin kardeşim. Böyle olur mu? Yazık günah değil mi? Sen 500 liralık buzağı desteğini 250 liraya çekiyorsun. Vatandaş çiftçiliği bırakıyor. Sen de yurt dışından ithal ediyorsun. Niye ithal ediyorsun kardeşim? Şu işletmeyi görmüyor musun? Ben bugün bir Ziraat Bankası'nda müdürün yanına gitsem, Hüvahlar Bankası müdürün yanına gitsem yüzüme bakmıyor benim. Şu gördüğümüz 4 tane telefon ediyor. Telefoncu gelince onu midikliyor. Telefonculuk mu yapayım abi? Yazık günah değil mi bize kardeş? Kardeşim bakın, Mercedes fabrikası Almanya'da, mühendisler yapıyor, 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 bilemiyor. En sonunda fabrika sahibi diyor ki, böyle olmaz diyor. Bir tane tır şoförü getir, bir tane Mercedes otobüs şoförü getir, araba taksici getir, onlardan fikir alalım diyor. Kardeşim siz de bizden fikir alın ya. Böyle bir şey olur mu? Yurt dışından Türkiye'de hiç ithal et, biz eskiden biz ithal ederdik. Neden? Herkes hayvancılığı bırakıyor. 30 bin lira etin kilosu. Besici ne yapsın ya? Besici oğluyla dönüşüyor, karısıyla dönüşüyor, kızıyla dönüşüyor. Baba sen bizi bu işe soktun. Baba ne yaptın bu kadar? 30 lira et olur mu ya? Bir kebap 100 bin lira, 80 bin lira. 30 bin lira etin kilosu. 500 kilo tane et. Kesen de yok. Alan da yok. Neymiş efendim? Fakir et yiyeceğim. Abi lütfen. Fakir et mi yiyor ya? Zengin et diyor. Senin gidiyor et şubeleri açtı, lokantalar gidiyor oradan alıyor, getiriyor lokantasından işliyor. Yazık günah, çıkamıyor kardeşim bu işin içinden ya. Hiç mi bir baba yiğit yok? 600 tane milletvekiline söylüyorum. Ya niye bir çiftçiye bakmıyorsunuz? Bir gününüzü de bu mecliste çiftçiye ayırsanız ne çıkar sizden? Neyinizi kaybedersiniz? Ya neyinizi kaybedersiniz soruyorum size. Atınızı mı, arabanızı mı, neyinizi kaybedersiniz? 25 milyar aldığınız maaşı mı kaybedersiniz? Koltuğunuzu kaybedersiniz. 30 milyon kişi. Sayın Cumhurbaşkanı, sizi sever severim ben. Milletvekilleri Yozgat'ta, Kırşehir'de beni iyi bilir. Sen 60 milyar dolar Suriyeli'ye harcıyorsan niye Borsa İstanbul'un %10'unu sattın? Çok güzel etmişsin. Vallahi en iyisini etmişsin. Borsayla bizim ne işimiz var? %20 satsaydın da Ziraat Bankası'nın borcunu kapatsaydın çiftçini. 30 milyon çiftçi buradan geçiniyor. Böyle çıkamıyoruz bu işi bize. 1,5 yıldır süt ile et, 2,5 yıldır da et aynı para. Bir tane 5 senedir 5 bin lira olur mu ya? Kimler bu işine rant sağlıyor? Kimlerin cebine para gidiyor? Vallahi bıktık bize. Bugün mü icra gelecek, yarın mı gelecek, yarın mı gidecek? Bu memleket ne yapsın kardeşim? Biz hep böyle köye dönene dana. Kardeşim sizin dana dağıttığınız insanlar, koyun dağıttığınız insanların %80'i ertesi gün hepsini sattı. Siz böyle işletmeleri olan çiftçilere sahip çıkacaksınız. Sütün desteğini vereceksiniz, buzağın desteğini vereceksiniz. Biz yapamaz mıyız ya? Buyur. Buyur işte 6 aylık buzağı. Avrupa'da ne kalır yanı var? Bana beni destekle. 10 yıl yap krediyi, sil faizi, borçlu da 10 yıl yap. Sen simit dünyasınınkini affediyorsunuz. Tersinin, Türkiye'nin 600 milyon, 700 milyon borcunu affediyorsunuz. Bir çiftçinin borcunu silmiyorsunuz. Niye? Çiftçi size oy verdiği için mi? Abi dediği için mi? Yazık günah kardeşim, çıkamıyoruz ya.
30 bin lira etin kilosu olur mu ya? Mesela ki 4 senedir etin kilosunu 30 bin liraya yediriyor. Yem 40 lira, yem olmuş 120 lira, danasını kesen de yok. Anlamıyor adam. Ayıp değil ya kardeşim ya. Anlamıyorsun kardeş. Erdemlik yap, büyüklük yap, çekil anlayan bir adam gelsin. Vallahi biz bundan önceki bakandan memnunduk. Sen 405 lira tutun, buza desteğin 250 kuruşa hayırdır kardeşim, niye çekiyorsun ya? Süt 2 TL ya. 2 TL ya, 2 TL. Bir çarşaf su vermiyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Bu çiftliğimize bak arkadaş. Buraya biz arkadaş 15 trilyon para harcadık. 15 trilyon. Devlet desteklik yaptı. Sayın devletim. Vallahi bizim size boynumuz kıldan ince. Gelin geri size verin. Verin kardeşim bize az bir para. Alta paramızı verin. Harcadığımız parayı verin. Bu işletme sizin olsun. Böyle olur mu? Yazık günah bize ya. Çocuğumuzu okutamıyor, oğlumuza veremiyor, altımıza araba alamıyor, borcumuzu ödeyemiyor. Allah razı olsun. Kimseden bize bir fayda yok. Biri çıkıyor İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Biri çıkıyor Çırpırındır Karadeniz. Biri çıkıyor Domra. Kardeşim biz acımız, biz perişan ettik. Türk çiftçisi perişan abi. 30 milyon oy var burada, 30 milyon. Niye bakmıyorsunuz kardeşim size? Allah'tan korkmuyor. Birimize bakın. Bir günümüzde bu çiftçiye ayrın ya. İlla ölek mi kardeş? İlla şuraya ifadata kendimizi alsak mı? Yazık günah bize ya. Hepinizi de seviyorum ben. Tamam Allah razı olsun. Yardımcı olun kardeş. Biz sizden ne istiyoruz ya? Bak devletin bir de biz bu kadar ineklere bakıyorum. Dünyada da kuşa bakıyor. Bir de kuşlar yedi bizi bitirdi. Bak şu kızıma. Bak. Yem veremiyorum arkadaşlar. 2 kilo yem veriyorum. Bu hayvanın yem hakkı 6 kilo. 6 kilo. Alo, yeme zam geldi. Ne zamı oğlum? %6. Alo, yeme zam geldi. Ne zamı? %7. Yeter kardeşim. Ayıp ya. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Meral Hanım, lütfen. Sayın Kılıçdaroğlu, kardeşim yapmayın ya. Bu memlekette böyle olur mu ya? Yazık günah değil mi ya? 600 tane milletvekili ne iş yapıyoruz kardeşim ya? 600 tane milletvekili maaş alıp yatıyorsun abi. Sayın Cumhurbaşkanım herkes seni kandırıyor haberin olsun. Senin bakanın seni kandırıyor. Biz perişan durumdayız. Hepinizi saygıyla sevgiyle sayıyorum arkadaşlar. Besici ve hayvancıya çiftçiye yardımcı olun arkadaş. Tarım kredi kooperatifi. %40'ından %30'ından çalışıyor geçen seneye kadar ya. Ben böyle bir şey hiç görmedim vallahi. Ben ticaret yaptım. Ben bunu hiç görmedim. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Herkes götürüyor. Herkes çiftçinin üstüne. Yazık günah ya. Kapat oğlum, kapat.